köprünün hemen aşağısı Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Hayvan taksin geliyorlar soldan soldan. Otoriteme, kariyerime, her yerime. Tapsın tapsın benim izimde tapşın tapşın. Yürüsün koşsun dua etsin yatsın kalksın. Babamın otoritesini geç, annemin damat takıntısı, abimin şöhret sevdası. Gençliği sallah, kariyeri fulle, çayını da demle, son durak Avrupa yakası. Avrupa yakası. Avrupa yakası. Ben de zengin çocuğuyum, ben de üniversite okudum, ben de Nişantaşı çocuğuyum. Ne olur alsanız aranıza. Biri bizi durdursun canım. Kız düştü. Özlem ya, bayağı güzeldi bir kızmış bu. İnbox. Fotoğraflar. Ay 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 ay. Ay bir de ilkokul arkadaşım mı çıktı ya bu? Özlem, hemen öpüşmemiz lazım. Kendisini çok seviyorum. Burçin? Burhan ben. Ay doğru ya, Burhan. Burçin kim ya? Buyurunuz, oturunuz. Hoş geldiniz. Burçin şeyi size aldım. Ha? He. Sağ ol. Oğlum ne lafı hadi? Aa Speedy, bugün niye erkenci bu böyle? Ne Speedy'si lan? Ya erken değil be Sertaç. Öğleden sonra 3'te, akşam üzeri 6'da çıkıyor kardeşim. Saat de 3. Oğlum fare var lan, öldürsene şunu. Ya saçmalama sadece, Deniz'in faresi o. Saksıda keneviri benim salağa teslim ettim. Narkotik yakamızı bırakınca geri alacağım. Hiç evlerde gördüğüm bir bitkiye de benzemiyor ha. Değil mi? Böyle egzotik kaktüs türü bir şey olabilir bu. Hatırladım nerede gördüğümü. Nerede gördün? Hollanda'da tişörtlerin üzerine böyle basılıydı bunlar. Aa, ne demek ki şimdi bu? Hollanda'ya özgü bir çiçek demek. Narkotikten arkadaşlar geliyorlar mı? Evet amirim. Güzel. Narkotik mi ana? Ya şu çocuk bitki yüzünde ben başıma geleyim beni şeyle. Peki sen şu kızı bize bir tarif et bakalım. Bir ahlaksızın teki sürekli benden para susudu. Hepsi de yüzlük bankrot halinde. Adam hep tanrı verdi yüzünden başıma geldi böyle şeyler. Paçabuk paçabuk dedim ha gerizekalı. Cem sen niye erken geldin? Cem'le de mi randevum vardı Aslı? Evet ama saat 7'de. Hayır canım 6 demiştin. Hayır bana 6 demiştin. E kime 7 demiştim acaba? Başka biri daha mı var Aslı? Sen ne ima etmeye çalışıyorsun ya? Biz Aslı'yla sadece arkadaşız tamam mı? Ben hiçbir şey ima etmeye çalışmıyorum canım. Şubeler çoğalacak, evlere servis olacak. Efendim çok büyüyecek yani bu işler. Belki sonunda borsaya bile gireriz yani ne bileyim ben. Çok büyüteceğiz bu işleri ya. Çok büyüteceğiz. Bütün dünya efendim tavuk pilav yiyene kadar durmak yok yani. Ben çok önemsiyorum. Çok konsantre oldum bu konuya yani. Öyle mi bu? Vallahi bilmiyorum ben de anlamadım. Merak etmeyin. Dükkanın faresi, yabancı değil. Evet. Ulan haftalardır gelip burada yiyip içiyoruz. Pis herif. Ne demek dükkanın faresi? Öyle değil yani. Temiz hayvan. Osman, Osman. Midem bulunuyor, midem. Benim de baba. Soda. Hayırdır memur bey? Apartmana hırsız mı girmiş? Hayır, biz narkotikten geliyoruz. Arkadaşlar uyuşturucu araması yaptı da. Kız arkadaşınız keş çıkmış değil mi? Sürme. Ya. Meğer size emanet ettiği bitki yasa dışıymış değil mi? Sen mi? Ya. Siz de salak gibi karakola gidip buna nasıl bakılıyor diye sormuşsunuz değil mi? Ya sorma dedik ki zaten. Niye sorup duruyorsun ya? Niye üzerime geliyorsun? Sorup duruyorsun. Sorma. Tamam ya. Ya. Demek ki insanlara güvenilmiyormuş Burhan Bey. Hmm.
Cezanız ne oldu şimdi? Tahmin ettiğim gibi çıktı. Sokakları temizleyeceğim. Bence bir ara veterinere götürelim. Çıkışlara bir yemek yeriz ha. Ne dersin? Ay canım ya, minicik. Bembeyaz, temiz hayvan. Acaba diyorum, bir kutu mu yapsak? Yuva gibi mesela. Olabilir. Bu ani evlenen çifte mutluluk ve şans dilemekten başka bir şey gelmiyor aklıma. Konuşma be! Kes lan! Kabadayı! Aa, ne oldu ya böyle birdenbire? Bana bak, benim canımı sıkma, tamam? Yürü git lan. El kol hareketi yapma. Yaparsam ne olur be? Yapma ya. Cem yapma abi, bitirir o seni. Lütfen yapmayın. Polisiye bir olay olsun istemiyorum. Bir vukuat filan, herhangi bir şey istemiyorum. Aynısızlar peşimde çünkü. Bıktım lan seni her gün görmekten. Aslı'yı bırak oğlum. Asıl sen bırak, sülük. Ne? Sülük mü dedin sen bana? Boş ver Cem. Oo, çok mu kırıldın? Kırıldım. Ne yapacaksın? Cem yapma. Bir dakika düşünüyorum. Sakin olun ya. Öf, korktuğum başıma geldi işte. Çık dışarıda düşüneceğim. Sen beni bu evden kovamazsın arkadaşım. Ya kovarsan? Cem yapma. O zaman... Cem? Vay be! Lan zevkliymiş gerçekten ya. Düğün iptal olmadı değil mi bey baba? Lütfen polis çağırmayın, okey? Şu anda hiçbir şey olmadı, okey? Hiçbir şey duymadım, hiçbir şey hatırlamıyorum. Üç maymunu oynuyorum. Görmedim, duymadım, algılamadım. Yasa dışı hiçbir şey yapmadım. Lütfen ben masumum. Masumum şu anda, ne? Ya düşünüp gülüyorum ya. Nasıl ama Osman'ın bir boş anına denk getirip çaktı yumruğu suratına. Hiç komik değil Tahsin'cim. Vallahi bence çok komik. Gülüş gülmekten yorgun düştüm vallahi. Of, ay bu ne biçim bu bahar yorgunluğu ya. Oradan kalkıp oraya yatıyoruz. Bu laf bana mı Tahsin Bey amca? He? Benim bu evde hastalık mıyım? Oradan oraya yatıp hacim mi kaplıyorum yoksa ben? Bu mu demek istiyorsunuz? Lafı döndürüp dolaştırıp bir yerime tıkmaya mı çalışıyor Tahsin Bey amca yoksa? Hayda, ne alakası var şimdi be Burhan? Ay son zamanlarda çok alıngan oldun sen Burhan. Yani bütün gün böyle arpacı kumrusu gibi düşünüp duruyorsun. Kendine bir meşgale bulsan, bir oyalasan kendine ha? Tembel miyim ben? Ha? Tembel miyim? Tembel tenekenin tekiyim değil mi? Bunu mu demek istiyorsun İnfot bana? Bak şimdi. Ya ben kusura bakmayın. Gideyim şu kanepeye uzanıp yatayım biraz. Ay o yeni kalktık daha Tahsin. Öyle deme, bitkinim ben. İnfot vallahi bitkinim. Biz adam akıllı yaşlandık herhalde. Ay 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 ay. Aman aman. Oh. Çok kalpsizsin. Kim? Sen. Ne oldu Burhan Bey? İçine siniyor mu? Ne içime siniyorum Burhan Bey? Bu gece rahat uyuyabilecek misin? Ne yaptım ben ya? Ya kaymağı kendine alıyorsun ve hiç sormuyorsun Burhan abi sen de alır mısın diye ya. Niye böyle oluyor? Sürekli üzerime basıp geçiyorsunuz. Gülmedi şu güleç yüzüm. Kaymak alır mısınız Burhan Bey? İstemem. İstemem. Bu tatsız anıdan, bu tatsız travmadan sonra kaymak maymak istemem. Senden hayat boyu bir daha kaymak alabileceğimi mi sanıyorsun? Burhan Bey, siz yalnız kafayı yiyorsunuz ha? Biliyorum. Biliyorum. Halüsinasyonlar görüyorum, biliyorum. Her gün ama her gün şu kapının açıldığını, makbilenin içeriye girdiğini, elinde anahtarla merhaba dediğini
Görüyorum sanki. Merhaba. Ay işte yine oldu. Ay Makbule'cim hoş geldin. Hoş bulduk yenge. Ölek keresim geldi de size çocukları alayım bir uğrayayım dedim. Çocuklar. Ay canım ayol. Ne diyecektiniz evlatlarım? Hayırlı sabahlar yenge. Makbule. Hoş geldiniz. Kusura bakma kızım, ben biraz istirahat ediyorum. Aşk olsun dayı, rahat ol sen. Ay bakın çocuklarım ne güzel kahvaltı sofrası. Hadi hocam. Lan oğlum yapmayın lan, döktünüz şeyi ya. Ya bırak oğlum, hemen kızı saldırdınız ya. Kaymağı bana bırakın, kaymağı yemeyin ha kaymağı. Sonra ne be? Ne? Oldu, hadi ben çıktım o zaman. Oğlum bıraksanıza ya. Sen öyle konuşma Burhan abinle. İlker peynir ye evlat, peynir ye. Yavaş yavaş. Ay dur ya, biraz daha peynir, reçel falan getireyim, çocuklar sevdi. Ay açık havada yürüyüş yapınca demek ki karınları acıktı. Çocuk işte ne yapacaksın, başka yerde yemek hoşlarına gitti. Ya oğlum durun ya, yapmayın, kıtlıktan mı çıktınız siz ya hanımefendi? Ya sen korkma, görme kavga. Ya beni tekrar tekrar kırıyorsun. Hanımefendi benden özür dileyeceksin ama. Yok ya. Ya yoksa bal var bir defa, terbiyesiz. Beni ne kadar kırdığının farkında mısın? Benim iç dünyamı ne kadar çöküş yarattığının farkında mısın? Bana mı diyorsunuz Burhan Bey? Yok abimi diyorum. Ama Makbule bu aralar Burhan biraz şey alıngan. Ya, ama ya kafanızı takmayın Burhan Bey, bacak kadar çocuk ya. Bir şey diyeceğim. Kendinize bugünlerde uğraşacak başka meşgale bulsanız sizin için daha iyi olur. Herkes öyle değil zaten. Sen de öyle mi düşünüyorsun? Bu çocuk da bana taktı ama. Çekilin geçeceğim. Bizim çocuklar biraz boğazlı. Bir iki ekmek daha mı isteyeyim ben bakalım ha? Bu kadar mı abi? Koskoca Şahika Koçarslanlı'nın doğum günü hediyesi bu mu abi? Yok, bir de spor araba aldım da şimdi buraya park edecek yer bulamadım. Allah Allah, bütçe bu kadar oğlum, ne yapalım? İhracat fazlası falan mı bu abi? Yani ufak bir takı alsaydın be Sacit kardeşim. Yani böyle geleceği tahta bezi olan bir tişörtle falan, ne bileyim yani sen... Tamam lan, borç ver alayım. Ama Sacit malum benim... O zaman sus kardeşim, Allah Allah. Ayrıca Şahika beni seviyor, ne hediye aldığım önemli değil. Ailesi neler alıyordur kim bilir Sacit. Ya kardeşim, kız kıyafet meraklısı. Onlar da üst baş bir şey alıyordur herhalde. Abartmayın canım. Aşkım. Aşkım. Kız sen nereden çıktın sabah sabah? Öyle. Buyur. Göresim geldi. Dedim göresim geleceğine ben geleyim. Ay. Aşkım sana bir hediyem var Sacit. İnanmıyorum. Hani ben çömlek kursuna gidiyorum ya. Orada kendi ellerimle sana bir şey yaptım. Ne yaptın kız? Ne desem bilemiyorum. Beğendin mi? Bu ne demeye korkuyorum. Anlamadın mı ne olduğunu? Anladım demeye de korkuyorum. Vites kolu. Vites kolu mu? Evet. Ya üstünde küçük küçük numaraları falan var, görmüyor musun? Ya hani geçen gün galeride bir araba görmüştük. Sen de ben bunun vites kolunu bile alamam demiştin ya. İşte ben de sana onun vites kolunu aldım. Daha doğrusu yaptım. Ha canım ya. Ay, anladım ha. Ya ne arabaydı değil mi? Vay vay vay. İşte Osman abim onu bana aldı. Vites kol mu? Yo, arabayı. Komple mi? Hadi ya. Doğum günü hediyesi olarak. Ha. O ne? Ha, tahta bezi. En doğru adrese geldin azizim.
Tabii ben de öyle tahmin ettim. Hayır, oradan oraya atıyorum kendimi. Hı. Biz yaşta insanlar için ne bileyim işte vitamindi, enerji veren haptı bu gibi şeyleri en iyi Bülent Bey bilir dedim. Bunun en son ve en etkileyici cevabı şu Tahsin'ciğim. Oksijen. Oksijen? Dağlara bayırlara mı gidelim yani? Bekle şöyle. Oh, ay, kolumu kaldıramıyorum af. Ne biçim bahar yorgunluğudur bu ya Rabbi. Ah. İşte. Oh. Hayırdır inşallah. Oksijen ziyafeti Tahsin'ciğim. Oh. Evet. İsviçre'de bir tatildeymiş gibi böyle evden çıkmadan. Hastalıklar iyileşiyor. Büyük bir enerji veriyor. Hep böyle maraton koşasım geliyor yani öyle anlatayım. Maraton mu? Yok senin için 500 metre de olabilir. Hızlı bir yürüyüş de diyebilirim. Arada bir yalnız böyle. Yapacaksın tamam. Ha, bu böyle mi satılıyor? Nereden tedarik edildi bu? Cem, Osman'ı dövmüşsün ha? Bravo ayol. Adeta demirden bir yumrukla Koç Arslanlı Holding'in veliahtı Osman Koç Arslanlı'yı yere serdi şeklinde konuşuluyorsun. Yapmayın ya. Evet, aynen öyle oldu. Peki Cem, biz seni bunca senedir kaba kuvvete karşı mülayim, efendi evladım bir insan sanıyorduk. Ne oldu sana Cem? Öyleyim. Öyleydim. Ama arkadaşlar çok zevkliymiş ya. Şimdi Sacit'i çok daha iyi anlıyorum biliyor musunuz? Çocuklar bu acı kuvvetimi keşfettikten sonra hayatımda böyle garip şeyler olmaya başladı. Ne gibi şekerim? Ya kendime güvenim arttı arkadaşlar. Böyle hoşuma gitmeyen bir şey olduğu zaman böyle ezilmektense kafa tutuyorum. Ve işin ilginç yanı ne biliyor musunuz? Evet. İnsanlar yiyor. Aşk olsun! Abi böyle herkese kafa göz dalıyor musun? Yok ya. İnsanları korkutan kavganın kendisi değil ki. Potansiyeli. Dayak atabilme ihtimalini sezdirdiğin anda işin rengi değişiyor. Ne yapıyorsun ayol? Önüne geleni tartaklıyor musun? Yo. Ya potansiyel bela gibi görüneceksin yeter. Böyle gözde delice bir bakış. Kaşlar hafif çatık. Göğüs hafif ileriye doğru. Böyle her an yumruk atacakmış gibi. Böyle parmaklarını şıkırdatacaksın. Güzel. İlginç bir teori bak bu şey olur. Hemşerim, kulübenin yanına park etmiş mavi sedan kimin? Niye canım? Ne oldu canım? Başka müşteriler gelecek. Alın onu oradan. Aman canım, herkes otoparka aynı parayı vermiyor mu? Orada dursa ne fark eder ki? Çok fark eder. Sizin mi o mavi sedan? Bizimse ne olacak? Ne olacak bizimse? Bir şey olduğundan değil de... Sen niye buradasın o zaman? Yok abi, yani yıkayalım mı diye. Vay be Sacit. Çat diye almış arabayı, Osman'a bak. Sen de neredeyse tahta beziyle kendini rezil edecektin. Çat diye arabayı almış ya, helal olsun vallahi. Ulan bak, bir daha aynı şeyi söylerseniz ikiniz de bu tahta beziyle çat diye boğarım ha. Para lazım Sacit. Muzaffer'liğe geldim Sacit. Ay kardeş cezi benim nasıl özlemişim canım. Hoş geldin ablam. Hoş bulduk canım. Sacit bunlar kurt gibi aç anacığım. Hadi çocuklar öğle yemeğine oturun. Sen tavuk, pilav, yoğurt ne varsa yığ önlerine. Ha? Tabii hadi. Mahmut bak çocuklar aç oğlum. Hadi bakayım çabuk bir şeyler getirin. Çok, çok aç git. Çabuk, git. Pilav, döner, menü hepsinden getir. Hadi bakayım. Abla. Abla, ben içinde bu ara biraz nakite sıkışığım da. Senden biraz borç alabilirsin. Borç mu? Bak yine yüzünde o para isteme benden buz gibi soğurum senden bakışını görüyorum ama. Yok Sarp, ondan değil de kardeş cizim benim aldığım belli, verdiğim belli. Ben sana borç verdiğime nasıl inandırayım? Ne demek o? Dayımdan istesen. Anne tamam abla, tamam boş ver kapattım. Ya Sacit kardeş cezim bak ne olur alınma ama yani nasıl anlatayım ben ya? Anlatma abla, bir soru sordum bir sayfa konuşuyorsun ya tamam ya. Ödükler, yiyor musunuz bakayım hapır hapır ha? Sacit, bize paket sahanda yumurta yapsınlar, yolda yer bunlar. Yumurtayı paket yapmıyoruz abla. O zaman çiğ versinler kardeş cezim, biz evde pişiririz.
Efendim? Kim? Oo! Geçmiş yıllardan çok önemli bir ses. Nasılsın Kazım abi? Eyvallah abi. Kum kapı tabanalar dünyası ne alemde? Çok güzel abi. Hamdolsun abi, ne olsun? Ha? Şarkıcı mı lazım abi? İki günlük. Volkan askerde abi. Ama parası iyiyse çok değerli başka bir arkadaş daha var. Onu versek... Tanrı verdi, bunu sana yaptım. Çok sağ olun. Keşke bayağı güzel olmuş ha. Çaycısın ya bakımdan bebeğim. Cemcim, bu senin. Aa, sağ ol Şayko ya. Kumpiş, bu da sana. Merci Şaykon. Herkese yok galiba. Kızım, seramik kursuna gidiyorum burada. Fabrika değil yani. Hayır, yani sadece erkeklere yapmışsın da onu dedim. Yo, Burhan'a da yaptım. Burhan'cığım, al tatlım, bu da sana tabak. Ay, bana kendi ellerinizle hediye mi yaptınız? Ay, ağlı mı ne? Aa! Of, içim çıktı ya. Bir haftadır suratını ekşite ekşite her halta ağlıyor. Bunandayım Şahik Hanım. Arpacı kuplusu gibi sabahtan akşama kadar beni düşünüyorum. Ya bence sizin derdiniz Makbule'den ayrılmış olmak Burhan Bey. Şöyle bir hanım arkadaş edinseniz düzelirsiniz. Hani bir meşgale bulacaktınız Burhan Bey? Meşgale? Tığ işi yapıyorum ama o da beni oyalamıyor ya. Ay. Ah! Şayka Hanım, ben de sizin de kursa mı gelsem acaba, seramik kursuna? Ha, gel bebeğim be. Ama full kadın biliyor musun? Sıkılmaz mısın? Sıkılmam. Fırfırlı uzun perdeler, her enstrümanın sesini çıkartabilen klavye, ordör tabağı, çikolatalı sufle ve tüm ışıltılarıyla kum kapı tabernalarının kendine özgü dünyasına giriyoruz abi. Ya Sertaç, ben ne anlarım bu muhabbetlerden oğlum? Benim sesim bile o kadar güzeldi ki. Ben öyle kendi çapında boş zamanlarında mırıldanıp duran bir adamım. Olsun abi, kulağım var. He? Abi zaten esas Ümit Besen çıkıyor o lokalde. Aa, ne güzel. Bize gelip dinlesek ya. Abi sen Ümit Besen'den önce çıkıp seyirciyi ısıtmak için 3-5 şarkı söyleyeceksin. Jaco Uludağ da bileğini kırmış da. Jaco kim oğlum? Senin yerini alacağın şarkıcı çocuk. Daha doğrusu o şarkıcı çocuğun takma ismi. 2 gün çıkamayacakmış abi. Kısmet saraymış. Parası da iyi. Dediğim gibi. Ya tamam ne oğlum, ben ne anlarım bunlardan, of. Abi parlak çocuksun sen. Biraz paçayı düzeltirsin, tıraşın olup çıkarsın. Ya zaten şarkıların yarısını hadi hep beraber diye seyirciye söyletiyorlar kardeşim ya. Olimpiyada konser vermiyorsun ki abi. Bildiğin birkaç şarkıyı mırıldanır, seyirciyi coşturur, ne bileyim abi el şaklatır, sırıtır inersin. O paraya da Şahika'ya eli yüzü düzgün bir hediye alırsın. Aman çok kalabalık bura be. İpini koparan gelmiş, ibrik yapıyor burada. Parasını saydırayım, kursu kapatayım diyorum. Hocam istemiyor. Devamlı öğrencilerimiz var. Onları bırakamam Şahikacığım. Vites kolunu beğendiler mi? Beğendiler hocam, sayenizde. Affedersiniz hocam. Ben millet gibi domestik tarzda bardahtı çanahtı yapmak istemiyorum. Seramiğe dökmek istediğim çok özel duygularım var. Öyle mi? Hı. Yani biraz özgür olmak istiyorum. Heykel çalışmak istiyorum. Çünkü iç dünyam kaynıyor. Onu aktarmak istiyorum. Modern ve soyut. Ne dersiniz? Ya bence en basitinden saksı yapımıyla falan başlayın. En azından tekniği öğrenin değil mi? Hayır, şunu söylemek istiyorum. Misal bir Picasso kara kalem olarak masaydı, sandalyeydi, elmaydı, armuttu yapar mıydı? Sanmıyorum. Burhan, sen önce bir saksını yap efendi gibi, ondan sonra ukalalığını yaparsın bebeğim. O kadar da kolay değil bu işler be. Madem öyle diyorsunuz, öyle olsun. Gazınızı almak gibi olmaz ama. Buyurun, şöyle geçelim. Tabii ki. Yollar, yollar. Hocam, suya bandırıyorum. Lütfen. Aaaaam! Bu nasıl dönüyor ya? Dur, dünya inecek var. Bu nasıl dönüyor ya? Dur.
Ya bunun sabit olanı yok mu ya? Sabit olanı yok mu? Burhan Bey, elinizi şöyle tutun. Ha. Tamam. Ben de komiye girdi ha. Hocam ne yapıyorsunuz? Böyle deneyelim, siz olayı öğrenin. Ben zaten olayı biliyorum ya. Kaçın kurasıyım be. Elinizi çekmeyin. Aha. Tabii ki bana uyar. Vay anasını ya. Bu seramik işi ne kadar zevklüymüş ya. Bana yazayım. Ne? Yazayım bana. Ya paralelleşme Burhan. Elin işte gözün oynakta be. Ama ben hiçbir şey yapmadım ki. Ya hocam... hayalet filmini izlemiş miydiniz? Çok romantik bir filmdi. Orada da seramik sahnesi vardır böyle. Cem! Efendim? Bir dakika ya. Hayatım, biliyorsun Yaprak senin fotoğraflarını seçecek bu akşam. Sen de otur bir zahmet. Filmlerin banyolarını bekle. Kız eve gitmedi canım. Ama benim çok acelem... Beklemezsem ne olur? Ne? Siyah beyazların kontağa basılması kaç saat sürer Kubi? Ne? Ya da kontaktan seçilmiş pozlar yarım saatte basılır mı? Cem, şu anda çok tırsıyorum canım ve söylediklerini anlamamam korkumu daha da artırıyor. Ben de tırstım ha. Hadi ya. Hatta bu saçma sapan soruları sorunca daha bir tehditkar oluyor ya. Ay ay Tahsin, her girişimde irkiliyorum şekerim, hasta gibi. Aa. Ne hastası İfa ya? Bomba gibiyim vallahi. Harika bir şeymiş bu. Ne bu yani? Böyle nargile gibi sabahtan akşama kadar çekecek misin? Dikkat ederim, üçtür hüp 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 çekip duruyorsun. Bir zararı dokunmasın sakın. Ya ne zararı olur ya? Temiz hava alt tarafı. Aa, vallahi çakı gibi hissediyorum kendimi. Ya aa, aa, ya o tablo yamuk. Ya İfa, ha. Bana bir kahve yapar mısın? Ya dur, vazgeçtim, vazgeçtim. Dükkana gidelim mi? Dükkana mı? Hatta gitmeyelim, koşalım. Koşalım mı? Yarışırız senden, fena mı? Ay Tahsin, ilkokulda mıyız? Niye yarışıyoruz canım? Ya aç, 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 aç. Kim geldi? Sabit Efendileri çağırdım. Evde bazı değişiklik yapacağım da. Değişiklik mi? Aç, aç, aç. Dur ay. Yahut ben açarım, dur, dur ben açarım. Ya vallahi bir enerji geldi ki korkunç. Of! Ne oluyor ya? Ne? Asıl sana ne oluyor? Ya ben yanlışlıkla buradan geç... Sen bu sokağın nereye çıktığını biliyor musun? Nereye çıkıyor? Teşvikiye'ye. Teşvikiye'den sonra... Nişantaşı. Peki... Nişantaşı'ndan sonra neresi? Ne bileyim. Peki sana bir soru daha. Fotoğraf çekerken... ...güneş batmışsa... ...ama hava kararmamışsa... ...kaç asa film kullanırsın? Asa? Ben bu sorunun cevabını bilmiyorum. Kusura bakmayın. Dalgındım. Geçerken çarptım. İyi günler. Sen bir göre getir, getir, getir bakayım. Dur, 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 dur. Vazgeçtim, vazgeçtim, vazgeçtim. Sen götür oraya. Götür onu, köşeye koy bakayım. Köşeye koy, şöyle bir. Vallahi iyi oldu, iyi oldu. Sabit, ya bahçeye bir basket potası diker misin? Basket potası? Ara sıra oynarız ya, fena mı ha? Tahsin Bey amca, ayıptır sorması. Maşallah, ne içtiniz? Ay yanlış geldin. Ay ne yaptın ayol? Ya hareketle bereket vardır derler İfocuğum. Derhal salonumu geri istiyorum Tahsin. Tamam tamam, bir şartla. Tavla oynarsak şayet. Tavla mı? Yahut dama. Dama daha güzel vallahi.
Ay Tahsin'cim sen bir durup otursan ne kadar iyi olacak. Yahu İfo, mutfağı yıktırıp yeniden yaptıralım mı? Niye? Seneler hep aynı ya, elde edilmedik ki. Hayır efendim, istemem ben mutfağın ortasında inşaat filan. O zaman yatak odasını yıktıralım. Banyoyla arasında da kapı yaptırırız. Nasıl fikir? Senin işin çok zor İffet abla. Ay sorma, sorma. Biz geldik yine. Buyurun çocuklar. Ay yanlış şey burası. Gir. Ay ne oldu buraya gel? Gel gel. Dayı, seni niye okşizden tüpüne bağladılar? Kendisi bağlandı, kendisi. Niye? Ya korkunç enerji veriyor. İnsan yerinde duramıyor ya. Gel, bir iki fırtına sen çeker misin? Aman İzzet'e acırım. Yok dayı, sağ ol. Biz şeye geldik. Ha, ilk senin üstüne ya muhallebici de kirem çokolata döküldü de. Esinlerim. Yok, sen hiç zahmet etme. Yenge, ben şimdi hallederim. Çocuklar! Evet, kaynatayım! Doğru banyoya. Üstler başlar çıkarılıyor, çamaşır makinesine atılıyor. Sonra sırayla küvete. Küvete mi? Abi sizi meşgul etmeyelim. Yenge, hadi. Ya bir şey söyleyeyim mi? Ben bu şekli beğenmedim. Hadi Sabit, eski haline çevir el burayı. Keşke istemeyeceğim Şahika Hanım. Burada arkamdan. Çok güzel olmuş Şahika, bravo. Duydunuz mu paçozlar, sizi el becerimle döverim. Ben bravo aldım, siz havayı aldınız. Ayrıca yaptığınız seramikler de popoma benziyor. Ya çok sempatiksin Şahika. Ben lisede de böyleydim ha. Ay. Bela. Evet. De bu nedir acaba? Siz ne olmasını istediniz? Burhan Bey, teknik olarak biraz daha çalışmanız gerekiyor. Çalışalım bebişim, çalışalım. Ezel ders veriyor musun? Yok ama isterseniz bir 15 dakikam var. Beni seyredebilirsiniz. Aa, seyrederim. Seyredeyim. Şeyli bakayım. Saatlerce seyredebilirim seni. Seramik yaparken diyorum, öğrenmek için. Ha, oldu oldu. Ben hemen ortamı hazırlıyorum o zaman. Kesimizsin. Şahika, sen şimdi hemen uza git. Kadın beni istiyor. Ne diyorsun oğlum sen? Kaldı. Ondan sonra beraber dalgamıza bakalım diye. Hoca. Hoca olabilir ama sonuçta o da bir kadın. Kadının aşk hayatı olmayacak mı? Burhan yanlış anlamıyorsun. Bu kadının kapı gibi boyfriend'i var, ben biliyorum. Demek ki kapıdan bıktı. Minyon bir tip istiyor. Kas değil, zeka istiyor. Kötü istiyor. Şaşırdım. Kim ne yapsın oğlum seni? Ay. Demek ki sizin göremediğiniz bir şeyi görüyor bende. Hadi çabuk acele et bence. Benimle fantezi yapmak istiyor. Hayalet filmi fantezi yapmak istiyor. Yalnız kalmak istiyor. Bana bak Burhan, yanlış anlamayasın. Rezil etme kendini ha. Ya Şahika Hanım, çocuk muyum ben ya? Kaç tane aşk macerası geçti üzerimden? Kaç? Sayamayacağım kadar çok. Kaç? Bayağı çok yani. Söylesene kaç. Oo. Ya ölümü ya söyle. Üç. Ay var ya, beni libidonla dövdün Burhan. Helal olsun sana. Ay hemen gidiyorum. Sağ ol. Bana bak, sen de burada durma. Hadi hemen oraya naşma beyim, dörtle. Hani üç dedin ya, üç. Şimdi dörtle. Burhan Bey, ben şimdi çömleğin başına geçeceğim. Aha, bana uyar, her yol var bindi. Sakin sakin, yavaş yavaş, panik yapma da. Tabii ki ben sakinim ya. Bu durumlara alışıyorum. Hayalet filmini izlemiş miydiniz? Onu daha önce de sordunuz ama izlemedim. Güzel filmdi ama, değil mi? Çok güzel bir filmdi. Özellikle seramik sahnesi. Özellikle.
Eritmemişim. Şimdi çömleğimize kabaca şekil verdik. Sırada ne var? Bilmem. Öpüşecek mi? Burhan Bey! Yani ya siz deli misiniz? Hayır, ben bir sanatçıyım. Sanatçılarda böyle doğaüstü olaylar olabilir. Seramik kursundan atıldım. Şahika anlattı. İlk defa onun cümle içinde kullandığı çüşlere ben de katıldım yani Burhan Bey. Ay ne olmuş ayol? Seramik mi? Biz de girelim mi İfa? Sen ne çekiyorsun ihtiyar? Oksijen. Ya muazzam enerji veriyor. Basket oynar mıyız Burhan? Ne basketi ya? Aa öyle ya. Daha bahçeyi ışıklandırmadık. Doğru. Oğlu yenge. Size doyum olmaz. Babamız gelmek üzeredir. Biz kaçalım artık. Ay o çocukların üstlerini başlarını yıkadın bir de yetmiyor. Çocukları mı yıkadın? Ha elim değmişken. Ha çocuklar bakın orada muz var. Hadi alın birer tane çocuklarım. Çekil kesiriz. Ha yenge. Aklıma gelmişken süt almayı unutmuşum ben. Market de kapanmıştır. Bu saatte sizden iki kutu süt aldım ha. Tabii tabii. Hadi bakalım. Hadi görüşürüz. Hadi iyi akşamlar. Yürüyün çocuklar. Gel. Aslı yiyorum. Bak sana ne yaptım. Bu nedir Burhan Bey? Bilgisayar faresi. Bu. He. Tabii ki sanatçının yorumuyla değerlendirirsin daha iyi olur. Evet. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Yani ne yapıyorsun sen? Ay ne yaptım yine Burhan Bey ya? Paçavra gibi yere koydun ama attın onu. Ay atmadım paçavra gibi filan. İşte koydum buraya duruyor Burhan Bey. Onu kullanmayacaksın biliyorum. Ya Burhan Bey bunu ben nasıl kullanabilirim? Yani ne şekilde kullanabilirim? Ne ki şimdi bu? Ne bu yani? Ya kendine bir meşgale bul dediniz. Ben de gittim çanak çömlek kursuna yazıldım. Oradan da atıldığım için yani ancak bu kadar yapabiliyorum. O dönen zaman zingolardan eve alacağım ha. Aa, harika fikir. Biz de yaparız değil mi İfa? Hah, bir o eksikti Tahsin. Ya bakın böyle oturup kaldık. Aa, bir yürüyüşe mi çıksak ne yapsak? Bence siz meşgale bulmayın Burhan Bey. He? Bence siz bir kız bulun. Derdiniz o. Yarışmayı önermemin nedeni Rolly'nin beni deli eden fitnecilik oyundan vazgeçmesini sağlamak. Bridget'in devamlı... Ne yapıyorsun Tahsin? Ah, uyandın mı? Gel gel. Gel. Tık tık seslerine uyandım. Tabii ki uyandım Tahsin. Ha, evet, pimpon antrenmanı. Sabahın içinde. Ne yapayım anacığım? Erken uyandım. Daha doğrusu uykumu aldım. Oksijenin etkisi. Ya 4 saatte uyandım. Nasıl zinde kalktım ben? Oo. E hala da fıt fıt çekiyorsun. Efendim? İçme şu zıkkımı Tahsin. Niye? Oksijeni mi? Ay tabii ki oksijeni. Hiperaktif oldun şekerim. Senin hızına ayak uyduramıyoruz. Ambale ettin hepimizi yani. 2 dakika bir yerde durmuyorsun. Sabahın 3'ünde pimpon mu olurmuş? Ne yapayım? Ya puzzle yaptıktan sonra canım sıkıldı. Puzzle mı? Ha. Aa! Ayol bu ne? Allah'ım sen benim aklımı koru ya. Bana bak İfa. İfa, onu bozalım yeniden yapalım mı? Ay Tahsin. Ay. Ah. Nasıl nefes açtık ama değil mi? Ay. İhtiyar ya. Bunu bize niye yaptın ya? Sabahın köründe Maçka Parkı'nda dolaşmak da ne işe yarıyor ya? Benim özellikle rahatımı bozmak için mi yapıyorsunuz bunu? Yoksa ben bu evde fazlalık mıyım? Ay ne alakası var ya Burhan? Üf. Aslıyorum. Hala alınganlık yapıyorum değil mi? Akli denkim yerinde değildi ondan. Ben size ne lazım söyledim Burhan Bey. Ben gidip tekrar uyuyorum. Doğru. Ben şimdi köpüklü banyomda ellerim buruşana kadar yatacağım çünkü bana iyi geliyor.
Şimdi odama çıkılıyorum. Çamurlarıma bakıyorum. Eserlerim yerli yerinde. Daha ıslak kurumadı. Onun için sağa sağa ellemi görüşürük. Hoşça kalın. Dayı, sizden bir ricam var. Sizin tarafı yıktırıp yeniden yaptıralım mı Sacit? Yok ya. Ne alakası? Nereden çıktı ya? Yok yok. Hayır da bu geçen haftaki narkotik skandalından sonra Osman'ın babası Selahattin Bey benimle ilgili çok şahane şeyler düşünmüyor. Acaba şöyle hani bir buluşup tanışsanız, ne bileyim, hani böyle bir ahbaplık kursanız mı? Ay vallahi iyi fikir Tahsin. Yok yok, olmaz olmaz. Ya aslında bu durum falan varken benim aramam hiç yakışık almaz. Onlar bizi arasın. Ya dayı, arayı düzeltmeyeceğiz. Ömür boyu evlerinde uyuşturucu aranan aile olarak hafızalara kazınacağız yani. Ah, olur böyle canım. Aa. Nereye gitti? Arayacak mı acaba? Sabit! Sabit! Ha, kalk kalk, şu bahçeyi baştan tanzim edelim, hadi. Kurtlu ayol bu, kurtlu. Yani aslında senin bu salak çalınganlığının sebebi bir sevgilinin olmamasıymış, öyle mi Burhan? Evet ya, bunu psikolog söyledi. Geç Aslı yiyorum da söyledi ama psikolog tam teşhis koydu yani. Neyin varmış abi, neyin varmış, şizofren miymiş? Ne diyorsun lan? Terbiyesiz. Nişanlınızdan dedi, ayrıldığımız için dedi, kişisel bağlar kurmaya çalışıyorsunuz dedi. İnsanlardan o beklediğiniz yahunluğu alamadığınız için dedi, alınıyorsunuz dedi. Bir kız bulursanız dedi, hemencecik şıp bana da düzelirsiniz dedi. Şaygan'ın anlattığına göre seramik hocasına bile yavşamışsın ya o. Yani senin bir sevgili ihtiyacının olduğunu anlamak için bir psikoloğa bence gerek yok. Arkadaşlar sizce? Yani abi sen şimdi bayağı ciddi ciddi gidip para falan verip psikoloğa mı gittin yani? Yok lan. Psikologla ben dolmuşta karşılaştım. Bir durak önce inme karşılığında bağ tam teşhis koydu, indi bir dava. Hmm. Abi ne yapacakmışsın? Ben değil, sen yapacaksın. Ben ne yapacağım ya? Tanrı dedi oğlum, mağaz vurur lan. Vallahi çok ihtiyacım var lan. Fena değil. Daha çok akraba düğünü havası veriyor. Show business değil ama. Ben de show business değilim zaten Sertaç. Peki şarkını söyle abi. Sevgi anlaşmak değildir, neden sizde sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Bence senin müşterilere para vermen gerekiyor kardeşim. Niye çocuğun moralini bozuyorsun oğlum? Gözümde canlamadı Sertaç, ne yapayım Allah Allah. Abi tut şu kıyafeti üstüne, tut askıyı. Heh, şimdi söyle abi. Bak hoca, gözünde canlandır diye yapıyoruz. Sevdim seni bir kere, başkasını sevemem. Deli diyorlar bana, desinler değişemem. Desinler değişemem, desinler... Ne oluyor oğlum, ne istiyorsun canım? Ne isteyeceğim ya? O zaman ne dikiliyorsun oğlum, basket yoluna. Benim yolum ne Sacit? Ne bileyim ben, ne demek bu? Siz burada tatlıları yaparken içine ne koyuyorsunuz? He? Bir düzinede kaç yumurta var Sacit? Ya git işine kardeşim, benim zaten moralim bozuk ya. Niye tırstım lan ben bu gerizekalıdan? Ben de tırstım abi. Tekin değil herif. Ben de. Ya bırak yıkama abi be. Hadi bakalım. Abi ben sen nerede kız bulayım? Bırak. Bulamam, vazgeç. Birer çapkınına çıksak. Ha oldu, Fatoş da bayılırdı. Ne olur be hacı. Olmaz. Bulursun be. Bulamam, bulamam. Bir kız bul be. Ya hayır. Dediğim gibi ya. Kadın olsun, nefis olsun yeter. Hayır, bitti. Peki. Benim de sana bir hediyem var Tarbuki. Hediye mi? He. Tam kurumadı ama bunu senin için yaptıydım. He. He. Bu ne bu abi? Çay bardağı. Çaycı oldun mu çocuğum? He. Çayı nereye koyuyoruz bunu? Ulan öyle çay bardağı değil ya. Heykel bu.
ben sanatçıyım ya, yorumum öyle sembolik. Türkiye'deki çay kültürünü ve çay bardağını temsil ediyor sembolize olarak. Ya çok baya güzel ya, vallahi benim için yaptın abi bunu. Hani masaya koyarsan bahtatça beni hatırlarsın diye düşündüm. Çok sağ ol abi. Gerçekten bakınca da şey yapıyor yani, çay bardağını şey yapıyor yani, hmm, sembolik olarak. Biliyorum. Oğlum, bir kız bulsaydın ya. Abi. Oğlum hadi ya, kafeye gidirdik. Sen yanımda dur yeter ya. Hadi be hacı. Hadi be oğlum. Hadi dostum. Peki tamam, tamam. Oo, dostum benim ya. Şelifim, şılop şılop. Sağ ol kardeşim benim. Allah'ım yarabbim. Evo'da yaptığım kış figürünü çay bardağı zannetti. Burhan ya, resmin dalaveri ustasısın ha. Bak ne güzel oldu, dediğim gibi yaptın. İndirdin, güzel oldu tabii. Abi, o şekerleri, çikletleri de ön tarafa koy. Gazete almaya gelir olursa bir de çiklet alır. Ya, gazeteleri de dediğim gibi koy. Birazdan kontrola geleceğim, haberin olsun. Oo, Tahsin Bey. Merhabalar, bakın ne kadar güzel karşılaştık. Merhaba efendim. Sizi babamla tanıştırayım efendim. Babacığım, Tahsin Bey, Aslı'nın babası. Öyle mi? Memnun oldum efendim. Ben de memnun oldum efendim. Geçenlerde size uğramıştık ama uygun değildiniz. Polisler falan. Sormayın, bizim bir antika kiracımız var, Burhan. Tip yani, resmen film karakteri. Hep onun marifetleri canım. Bu ne lan? Ne diyorsun sen? Jaco'nun kostümü abi. Şovunu yaparken bunu giyecekmişsin. Sertaç, kontak etme beni. Hani ben takımımı giyecektim, çıkıp iki şarkı söyleyip inecektim, ha? İyi de abi, ses yok. Bari yarın akşam kostümden kurtarırsın diye ben de okey dedim abi. Ulan zaten senin ipinle kuyuya inen de kabahat be. Ver, ver. Neyse, tanıdık olmayacak bana. Böylece narkotik polis de girdi evimize. Bunu da gördük yani. Tam film gibi olay ya. Hay Allah'ım. Demek siz yıllar önce Bahattin Bey'in dükkana gelen delikanlısınız. Evet. Allah Allah. Ya o zaman ne çabuk geçiyor. Ya hiç sormayın ama maşallah siz hiç değişmemişsiniz Tahsin Bey. Oksijenden. Oksijen mi? Yaşlılığa ve yorgunluğa karşı en son metot. Tam babamın alanı. Müthiş nefes açıcı bir şey. Ya insan inanın yerinde duramıyor ya. Yani. Peki onu almak için hastaneye mi gidiyorsunuz? Babacığım şimdi bu sohbet uzar gider. İsterseniz bir akşam hep birlikte yemek yiyelim. Ne dersiniz? Aa tabii, o zaman arayı hiç açmayalım. Ben Tahsin Beyleri yarın akşamki yemeğe davet edeyim, tamam. Efendim yarın akşam bizim hanımla evlenme yıl dönümümüz var. Öyle mi? Biz hep aynı yerde her sene böyle eski dostlarla kutlama yapıyoruz. Bizi kırmaz gelirseniz çok memnun oluruz. Vallahi hanıma sormam lazım. Ama katılamayız zannediyorum. Neresi demiştiniz? Kumkapı'da bir tavernada. Ümit be, seni dinleyeceğiz. Adresini vereyim size. Ne? Burhan'a kız mı bulacaksın? Ya tanıverdim, sen manyak mısın? Fatoş seni çapkınlığa yardım ve yataklık ederken yakalarsa başına neler gelir biliyor musun? Özledim abi, ne yapayım? Yapma bunu, yapma bunu, sakın yapma. Tanıverdi, söz verdiğin insan Burhan. Yani sözleri tutmama rekortmeni. Ne yapacağım ben ya? Hakikaten ben hiç riske girmeyeyim abi, değil mi? Ha? Gitsin, baksın kendi başının çaresine ne olacaksa olsun. Biz elimizden kim tuttu ki? Kim tutmadı biz elimizden yani? Tanrı verdi kardeşim, kaçta gidiyoruz? Canım dostum. Abi benim akşam işim çıktı, ben gelemiyorum. Ne? Kusura bakma. Ver lan bardağımı o zaman. Ha, tamam. Ver lan. Al. Hediye bir yeri veriyor ya. Hayda. Ya iyice m**k oldun sen abi ha. Diyorum sana ya, travma yaşıyorum diyorum. Kafamı nereye çevirsem makbileyi görüyorum diyorum ya. Hep içeriye giriyor. Öyle gülüyor. Eliyle de böyle gözlerini lip lip ettiriyor. Anam işte yine oldu. Merhaba, biz Aslı'yı ziyarete geldik. Ya bu makbule gerçek mi, sanal mı, ben hiç anlayamadım. Vaziyet çok kötü. Abi kız bundan gerekir, lütfen Tanrı yerdi. Tamam abi, bakacağız, ayarlayacağız, bakacağız, tamam mı? Bitti. Tamam. Aslı yok mu? Aslı yok makbuleciğim, röportajda. Ama istersen sen gel otur, bir çay içe o. Olur.
şey Tanrı verdi abisi. Hı. Çocuklara birer defter kalemi verirse onları çiziktirsinler, boyasınlar falan. Tabii, tabii. Evet. Şey, birer de silgi olursa. Tamam. Şey, defterler harita metot olsun. Ha, tamam. Tanrı verdi kardeşim. Birer boya kalemiyle kalem tıraş da varsa çok makbule geçer. Ha? Evet, tamam. Kalem. Çok satsıma. Ya İfot nerede çıktı bu ya? Yani bayağı da çirkin şeyler. İhtiyar çok yeteneksiz çıktı. Ay, sus Burhan canım, sus şekerim. Yani ancak böyle sakinleştirebildim. Bitti mi ayol? O yalansın diye ne yapacağımı şaşırdım. Bir dakika durmuyor ayol. İzle beni. Rekord. Ay Tahsin Bey amca, iyisin iyisin, sıvaz sıvaz, maşallah. Ama diyorum, bence biraz daha yorum mu katsan? Çünkü biraz fabrikasyona dökmüşsün gibi, Çin işi olmuş bu. Burhan, bunlar bitince bahçeye gidip basket atalım mı? Benim çok işim var ya, kız ayarlayacağım Tahsin Bey amca. Ama ilham alman için kendi eserlerimi gösterebilirim. Nerede ya? Ne nerede? İfot, heykellerim nerede benim? Ben onları kurumaya bırakmıştım oraya. Ya heykel miydi onlar? Eserlerim nerede İfot? Ya kurumamıştı onlar, çamur zannettim ben onları. Yoğurdum, tabak çanak yaptım. Of shit! Ay şekerim hiç fırsat vermiyor ki, bir dakika durmuyor. Gidip çamur almaya vakit olmadı. Ya yamuk yumuk şeylerdi. Düzelttim ne güzel işte. Neyini düzelttin ihtiyar ya? Yorum denilen bir şey var. Siz Picasso'nun tablosunu aldığınız zaman oradaki karnının ağzını burnunu düzeltiyor musunuz ya? Sanat denilen bir şey var. Bu evden bir sanatçı çıkmayacak mı ya? Benim güzel face'im gülmeyecek mi? Ha, bugün ayol Selahattin Koç Aslanlı'yla Osman'a rastladım sokakta. Aa, ne tesadüf Pek sıcak davrandı, doğrusu efendi adammış. Burhan'ın narkotik hikayesini anlattım, çok güldü, çok. Ay çok sevindim Tahsin, sonra? Ya meğer ondan göz aşinalığımız varmış. Bizi yarın akşam evlilik yıldönümlerine bile davet etti. Ya kum kapıda büyük bir yemek ziyafeti veriyorlarmış. Ha. Gitmeyeceğiz tabii çünkü samimiyetimiz yok. Yakışık almaz. Ama yani ısrar kıyamet davet ettiler. Onu söylemek istiyorum. Ha şimdi olmaz tabii öyle birden üstüne atlamış gibi. Hoş sadece çok sevinirdi ama. Oh. Bir durdun Tahsin. İfo, bisiklet alalım mı? Mahallede bineriz. O Bülent Bey'i bir elime geçirsem. Ses yok ya, ses yok. İnanamıyorum yani, ses yok falan. Bağırırım, bağırırım, ses yok. Bir baktım seyirci, böyle bak. Böyle bakın seyirci bana ya. Ya çok komikmiş ya Tahsin. Benim de şimdi bir anım var, hemen onu anlatmak istiyorum. Şimdi bir arkadaşa ben araç fişi yazıyorum. Bir dakika. Tanrı verdiğin lafı daha bitmedi. He tamam. Neyse biz de kendi kendimize çarpıp söylüyoruz. Bağırıyoruz bağırıyoruz, ses duymuyor. Ne olmuş biliyor musun? Bizim bahçe sığır, salak, sen kolonu sök götür. Ses yok, kolon yok yani, anladın mı? Zekalı, geri zekalı. Bazı insanlar böyle ilgiyi üzerinde tutmak isterler. Bazı insanlar bencil olur. Arkadaşı sebeplensin diye olaya girer. Fakat bütün ilgiyi kendi üzerinde toplar. Öyle insanlar yok mudur? Burhan abi bak çok komik. Anlatsın, anlat, anlat, anlat abi. Anlat bak çok komik. Ya o kadar çok komik anı var ki de yani hangi birisini anlatsam bilemeyeceğim. Ay bir gün bir arkadaşa ben araç fişi yazıyorum. Ay, ay ne yapacak mısın sen Tanrı verdin? Bilmiyorum valla bak. Söylerken komik geliyor bana. Ondan sonrası kumurgaza dedi habere gideceğim falan değil. Ya bak ondan... yapsam ben alırdım gerçekten. Pardon canım ama ben bu anda
şu anda bir şey anlatmaya çalışıyorum. Lütfen bir dinleyin. Kumburgaz'a neye gidiyorsun dedi bana. Cihangir'e gitsene. Ya, bu arada araç bir şey çıkartıyor. Siz hangi gece o barda çalıyorsunuz? Yetti mi? Burada bir şey anlatıyorum ya. Yetti mi? Kim siz? Ne diyorsun sen ya? Ben burada orijinal bir hikaye anlatıyorum. Ortamı şenlendirmek için sen orada sürekli cak 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 ötüyorsun. Aa, deli mi ne? Allah'ım ya Rabbim. Ben senin yüzünden ne gördüm ki arkanı dönüyorsun, poponu gösteriyorsun bana? Tevhis, burada büyüklerin var. Ya ne diyor bu ya? Ayrıca da iki saattir poponu inceliyorum, hiç de gözil değil ha. Hard diskimde kayıtlı. Bir bakabiliriz, inceleyebiliriz. Popon çok sarkık aşağı doğru. Ha. Yani, yürü gidiyoruz. Lale daha şey çekin ama en azından susun oturuyor. Abi ne yapıyorsun sen ya? Sen ne yapıyorsun oğlum? Allah'ım ya Rabbim, gözlerini süze süze kızlara hikayeler anlatıyorsun. Kızlar da sağa odaklanıyor, bana değil. Ya kızları burada tutmaya çalışıyorum, ne yapayım? Salak davranacaksın. Benim her zaman büyük avantajım parlak zekam. Kelime haznem, entelektüelliğim. Sen salak davranacaksın ki benim zekam daha yukarıya çıkacak. Işığımı ne olur çalma. Öf yani, öf yani. Gibisi yok. Makarna da böyle. Yok yenge. Çocuklar çabuk makarnadan başkası mı yemiyorlar? Markete de fiyonktan burgu dışında bir şey kalmamış. Ben de işte sizden alıverdim iki paket. Evde bütün gün gez dolaş alışverişe vakit yok vallahi. Değil mi? Oldu. Hadi biz gidelim artık. Hadi güle güle, gene bekleriz makbule. Yani şey deriz, çok memnun oluruz. Biz de dayı. Gerçi Hadımköy biraz uzak ama. Hadımköy mü? Ya İfo yarın gidelim ya Hadımköy'e. Biz oraları pek bilmiyoruz yani. Of! Kusura bakma makbule. Görüşürüz. Ben bir şey yapmadan hareketsiz duramıyorum artık da. Ne kusura dayıcığım, maşallah aslan gibisin vallahi. Biz de gidelim artık. Ne diyorduk çocuklar? Makbule abla bir melek. Ay onu değil evlatlarım. Hayırlı akşamlar. Hadi yürü bakalım. Oldu görüşürüz yenge. Hadi çabuk 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 çabuk. Yolumuz uzun. Hayda hayda. Ne oluyor Allah aşkına? Ne mi oluyor? Resme başlıyorum resme. Ay inanmıyorum. Heykellerimde biçimden çok duygu yoğunluğu çok önemli. Sanatta da öyle bir şey değil midir kızlar? Vallahi benim için varsa yoksa futbol ha. Futbol. Aferin Keleş. Aferin. Bence her üst düzey yöneticinin kesinlikle ama kesinlikle sanatsal bir hobisi olmalı. Çünkü bizim işleri o kadar stresli ki sürekli şarj nereye kadar? Bir yerden sonra da şarj olmak gerekir değil mi kızlar? Vallahi ben hiçbir şey anlamadım ha. Hiçbir şey anlamadım. Ay, niye güldünüz ya? Niye güldünüz? Neden? Ay anlamadım diyor. Çocuk gibi. Çok tatlısın ya. Ha ben salağım ha. Vallahi bayağı salağım ha. Hayatta en gıcık olduğum şey ukala erkek. Ne öyle vır vır vır. İnsanın başını ağrıtır vallahi. Tanrı verdi bebek ya. Ya siz niye buna yapıştınız kaldınız? Aptal ya bu. Geri zekalı ya. Salak ya bu. Erkeğin zekisi makbul değil midir bir defa? Sen niye agresifleştin böyle? Ben agresifleşmedim. Ben üst düzey bir yöneticiyim şu anda. Ahırlıyım, param var, pulum var, hobilerim var. Ya gittiniz şu çaycıya sap oldunuz ya. Gözünün dibindesiniz ya. İyi, bununla mı uğraşacağım ben ya? Ay ben senin yüzünden ne hayır gördüm ki poponu dönmüş duruyorsun. Allah'ım ya Rabbim. Terbiyesiz. Aa yeter ama ya. Ay herkes manyaklaşmış vallahi. Yürü, yürü. Sağa ya.
Ne yapıyorsun lan sen? Niye saldırıyorsun kızlara? Psikopat! Ya niye böyle oluyor ya? Tanrı verdi ya. Bu da poposunu dönüp gitti ya. Kader mi bu? Vallahi ben bırakıyorum abi. Yapma oğlum, yapma. Yapma. Vallahi yok yok. Yapma oğlum, beni ortada bırakma ya. Ne? Yapma oğlum ya. Yapma, ne yapayım abi ya? Ya salak rolü bile yaptım ha. Yine bak şey, halüsinasyonlar. Yine yalnızlık. Hiç şansım yok benim ya. Bir şişkonun aile. Alasurka makbili. Bir de narkotik özlem. Benim aşk tarihçem bu kadar. Belki de ömür boyu başka hiç kimse olmayacak. Benim kaderim mi bu ya? Benim yüzümü hiç gülmeyecek. Ne oldu, bir şeyiniz mi? Bir şey yok. Bir dakika, size sormadım. Neye üzüldünüz, konuşmak ister misiniz? Olamaz ya. Bende böyle abartılı etkiler yok. Sadece kendimi daha enerjik hissediyorum. Ay bittik Bülent Bey, bittik. Dur durak yok. Hakikaten. Yani her sabah aileyi kaldırıp koşulara çıkmalar. Evdeki eşyaların yerini değiştirmeler. Ya bu sabah pencereden baktım ki dört yol ağzının ortasına dikilmiş gönüllü trafik polisliği yapıyor. Sen gel sen git diye. Yapma ya. Enteresan. Ama bak İfetciğim, yıllarca şehrin pis havasına alıştıktan sonra oksijenin böyle faydalarını görmek normal de bu kadar da fazla tabii. Ama elinde nargile gibi sürekli hüp 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 hüp. Aa, sürekli. Evet. Olmaz canım, delirdiniz mi siz? Günde yarım saat yeter. Onun için mi bu böyle motor takılmış gibi geziyor? Elbette. Çok zararlı. Hep ben söyleyeyim de azalsın. Ay çok iyi olur. Acaba etkisi ne zaman geçer? O senin problemin Şeri. Aa öyle söylemeyin Bülent Bey. Ne yapacağız yani? İfeciğim, tecrübelerime dayanarak özellikle gece hayatı, sigara dumanı, alkolün oksijenin etkilerini azaltıp enerjiyi emdiğini söyleyebilirim. Acaba Tahsin'i içkili, sigara dumanlı nereye götüreceğiz yani? Oh! Hoş geldin azizim, hoş geldin. Hoş bulduk Tahsinciğim. Hoş. Ya Selahattin Koç Aslanlı mesaj atmış. İlla akşam kubu kapıya gelin diye. Ben de gelemiyoruz, teşekkür ederiz diye cevap yazacağım şimdi. O broşürler ne Tahsin? Arabayı satıp karavan almaya karar verdim İfa. Ne güzel değil mi? Her sabah bir başka semtte başka bir şehirde uyanırız. Nasıl? Selahattin Beylerin davetine gidelim mi acaba? Bence gidelim. Hani İhsan Bey'e değiliz, gitmeyelim dedik ya. Ama adam şimdi mesaj yazmış. Yani ayıp olur. Tavır yapar gibi. Değil mi? Bence şuralarda yemek yiyorduk. Şöyle bir uğrayalım dedik diye bir gidelim yarım saat. Ne bileyim şimdi, içkiydi, sigara dumanıydı filan. Ha tabii ya. Gidin canım gidin ha. Ne zamandır bir yere çıkmıyorsunuz şekerim? tabii. Gidelim. Ne zamandır bir yere gitmiyoruz şekerim? Gitmezsek olmayacak. Yani hakikaten olmayacak. Ne demek istediğinizi anlamadım Cem Bey. Bir düzine de kaç yumurta vardır Çetin? Bunu niye soruyorsunuz? Peki pişti de en yüksek kağıt hangisidir? Niyetiniz ne, anlamıyorum. Gerçekten mi? Benim sizinle bir problemim yok. Biz dostuz. Kavga etmek istemiyorum. Oh! İçimin yağları eridi kız. Bravo bebeğim, Sacit'in bütün intikamını aldın. Bence bunu böyle korkutmaya devam et. Bu saçma sapan soruların bu kadar etkili olabileceğini kim bilebilirdi ki ya? Ay gerçekten çok gizemli ve tehlikeli görünüyordun Cem. Ya tanımasak ciddiye alırdık ha. Evet ya, bundan sonra sırtım yere gelmez benim arkadaşlar. Bunu ilk fırsatta Osman'a da yapacağım. Alsın bakalım Koç Aslanlı boyunun ölçüsünü.
Neyse, hadi ben yazlık Tokyo çekimine gidiyorum arkadaşlar. Bay bay. Akşam kafeye mi gidiyorsunuz? Yok. Kafeye mi? Şey ya, Burhan abi kafe değil ya. Kahve istedi değil mi? Kahve ben hemen yaparım. Osman davet etti ama ben gitmem. Ne öyle gelin gibi? Ay inşallah. Sen ne giyeceksin? Ay şık bir şeyler giyeceğim herhalde kızım. Ben Osman'ın ailesiyle ilk defa tanışıyorum. Acaba annesi nasıl biri? Ben tanışmadım ama adı Türkan'mış. Ha. Arka arkaya çok rezil olduk bu aileye. En son Cem'in attığı yumruk da tuz biber ekti yani. Onun için bizi tanısınlar istiyorum. Böyle şıklığımızla, ağırlığımızla bir görsünler istiyorum şekerim. Sacit gelmiyor değil mi? Yok canım, ne ilgisi var? Aman iyi. Nereden üstü aklınıza böyle ziyaretime gelmek? Olur mu dedesi? Çocuklar bir tanısınlar istedim. Ne dedesi ya? Kebapları beğendiniz mi çocuklar? Ha? Afiyet olsun. Sağ ol Bülent dedesi. Ne dedesi canım, aa, aa. Kebaplar diyorum, pek güzel diyorum yani. Böyle öğle yemeğine geldik deyince oturup dolma saracak halim yok herhalde. Ay, kesenize sağlık, kesenize bereket Bülent dedesi. Gel, etinden ye çocuğum, ekmeğinin etinden. Ha. Dökmeden ye çocuğum. Ama torundan yırtık derken bunlar çıktı başıma. Aa, Makbul hoş geldiniz ya. Hoş bulduk, işte. Siz şöyle bir kaynaşın, ben içeriye geçeyim. Vay, kebap mı yiyorsunuz siz? Süt de içiyor musunuz bari? Sana ne gerizekalı? Gerizekalı mı? Ya ben bunu giymek zorunda mıyım? Yani her kıyafeti buna tercih ederim. Hani aslan, ayı, palyaço, Napolyon, bak ne isterseniz. Ama bunu giymeyeyim. Hadi abi deneme bir iki. Sevdim seni bir kere. Başka seni sevemem hay. Deli diyorlar bana. Desinler de. Ay başımıza gelenler ya. Ay, tamam abi ben çıkarıyorum bundan. Hepsini çıkarıyorum. Ya aman diyeyim Sacit. Arıza çıkarma lütfen abi. Şahika'yı alacağın hediyeyi düşün abi. Bir de benim komisyonu yeme lütfen. Sacit kardeşim, bu kıyafette fotoğraf falan çektirme. Yani yarın öbür gün ortaya falan çıkar, aman Allah korusun yani. Ne fotoğrafı lan? Beni bu halde sizden başka tanıdık görmeyecek oğlum. Vallahi evlilik çok güzel şey anacığım. Ben çok memnun oldum, deme lazım. İzzet çok iyi ev erken. Vallahi tabii sen mutluysan. Canım oynama makineyle. Yok ya. Yok hayır, kırılır o yüzden. Yemedik makineni. Bak şimdi canım. Bu makine benim için çok değerli, tamam mı? Mesela ben de senin çok değer verdiğin bir şeyi kırsam iyi olmaz değil mi? Ha? Ne dersin? Çok sıkıcısın. Hayatım ver makineyi. Vermiyorum. İhsan'cığım çok ayıp ama. Versene ya. Ya yok bal var. Ama bak şimdi şekerim. Versene makineyi. Ne yapıyorsun Cem? Vermiyorum. Sen hiç baharda hasta yattın mı? Geçen sene kızamık olmuştum. Peki... Bir düzine de kaç tane vardır? Cem, tedirgin oluyorum ama. 12 tane gerizekalı. Peki tamam. Pişti de en büyük kağıt hangisidir? As, hadi bas. Bana bak, ben seni döverim ha. Ya. Ya. Ben şey...
O zaman... Ne yapıyorsun ya? Abisi, Cem abisi. Ne abisi ya? Ben bittim şu anda, ne abisi? İşte ondan sonra da ilk dur yanlışlıkla üstüne kebap dökünce... ...çıkalım da yukarıya bir çocukları, böyle üstlerini başlarını yıkayalım dedim. Tabii tabii, geçin çocuklar. Hadi marş marş, bir iki, bir iki. Doğru bayrağa, doğru. Efendim yenge. Ne oluyor kızım? Bir şey yok yenge, iyilik, sağlık. Aslı'yı da göremedim, ne yapıyor? Makbuleciğim, buradan erzak alıp götürüyorsun. Çocukları orada burada yedirip içiriyorsun. Çamaşırlarını burada yıkıyorsun. Kızım siz çok mu parasızsınız? İzzet eli biraz sıkışık şu aralar yenge. Yavrum sen zenginsin. Yani o kiralarınla, senin topladığın kiralarından üç aile geçinir yavrum. Yani hiç anlamıyorum ben bu işi. İzzet benim paramı kabul etmiyor yenge. Aa. Ne demek o? Aldı bütün kartlarımı kasaya koydurttu. Beş kuruş kabul etmiyor. Çok gururlu çocuk. Ben karı parası yiyecek adam değilim diyor. Ben de çocuklar iyi beslensin istiyorum. O bakımdan yani. Peki elinde sütle makarnayla öyle girdiğin zaman kızmıyor mu? Yok yenge, onlar hediye. O da size zeytin peynir falan getiriyor ya, hani karşılıklı gibisinden. Ha, anladım. İyi o zaman. İyi, sen de gir mutfağa, bizden hediye. Etli, sütlü, makarnayı da ne bulursan al. Aa, oldu o zaman. Ay ne olacak ayol bunlar? Niye böyle zengin bir koca bulamazlar bu salak kızlar? Ay soldan soldan geliyorlar vallahi. Lan okusursana biraz. Öyle konuştuk ya. Sen karı peşinde iğrenç çapkın bir erkek olacaksın. Ben şair ruhlu... Hüzünlü bir erkek. Ağlayınca karılar çok seviyor dedik ya. Bana çok fena halde boşanıyorsun abi, haberin olsun. Çaçırtıp lan, rolünü yap. Çaçırtıp mı? Oo, vallahi bu gece de malları ya. Ben kesin bir tane götürürüm. Ay Allah'ım ya Rabbim. Olaya böyle yaklaşman beni çok incitiyor. Boş versene dostum ya. Ben kadın dediğin nedir ki? Mendil gibi, kağıt mendil. Kullan at bir seferlik. Nişanlısı yeni ölmüş birisi olarak... ...böyle konuşman benim kalbimin çok acıtıyor. Benim öldü daha yeni ya. Hemen aklıma geldi. Kağıt mendilinin kağıt mendili olan var mı? Şu anda ağladığım için mendile ihtiyacım var. Gözyaşlarım sular siller. Ver tabii vereyim. Ya teşekkür ederim. Hemen oldu ha. Bu tarafta ağlıyorum. Bu tarafta gülüyorum. Bu tarafta ağlıyorum. Hoş geldiniz. Hoş geldiniz canım. Hoş geldiniz. Buyurun buyurun. Hoş geldiniz efendim. Buyurun. Hoş geldiniz efendim. Tahsin Beyler uğrayacaklarmış. Aha öyle mi? Çok sevindim. Hem annemle tanışmış olur. Dur öyle hemen. Baba inan çok düzgün insanlar. Hem aslında Sacit de çok kötü bir çocuk değil. Sen Aslı yüzünden böyle söylüyorsun oğlum. Vallahi değil ya. Ah. Efendim hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Efendim. Merhaba. Benim eşim İffet. Merhaba. Türkan'cığım bizim Osman'ın arkadaşı Aslı'nın annesi babası. Merhaba. Tahsin Bey bizim abimiz sayılır. Benim 30 yaşındaki halimi biliyor. Ya. Efendim biz de yakında bir yerde yemek dedik de... ...şöyle bir uğrayalım, kutlayalım dedik. Yani yarım saat oturup gideceğiz. Aa, olmaz. Olmaz, kesinlikle bırakmam. Önce üvertür bir çocuk çıkacak, arkasından da Ümit ve sen... ...onu dinlemeden kesinlikle bırakamam. Öyle mi? Efendim, biz 20 yıldır yıl dönümlerimizi hep burada kutlarız. Aa, ne kadar güzel. Buyurun. Evet, buyurun, buyurun. Buyurun efendim. Sağ olun efendim.
Efendim, yılbaşında Aslı'yla tanışmıştım. Çok cici bir hanım. İyi mi? İyi efendim, sağ olun. Sacit nasıl? İyi, iyi. Vallahi iyilik olsun. Ben de onu diyordum zaten. Özünde iyi bir çocuk yani, işinde gücünde. De, arkadaşları yanlış. Ay şu Sacit'leri tek ben tanışamadım. Şahit hep bahsederdi. Eseli hakkında çok anlattı. Ya ya. Bakmayın, aslında ağır oturaklı çocuktur. Yani sağlam heriftir. Başkasını sevemem. Deli diyorlar bana. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Desinler değişemem. Biz istersen kavgalım değil mi İpo? Olur mu öyle şey? Aşk olsun. Aa canım, ateş almaya mı geldiniz? Hayatta bırakmam. Oturun. Hayatta en zor olan bir insanı tanımak. Kabul etmek huylarını, değişmeden bir olmak. Hep beraber lütfen. Sevgi anlaşmak değildir, nedensiz de sevilir. Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Bu yüzüm bana yapıştı ve bir daha da gideceğini zannetmiyorum. Öyle düşmüyorum. Nişanlınızı nasıl kaybettiniz? Evlendi. Öldü ya lan, hadım köye gömdük ya. Aman boş versene ya. Çok damındaydı, tım tım yani. Biri gider biri gelir, nedir yani ha? Var duyarsızsınız ya, inanamıyorum. İnan güzelim, inan. İlişki böyle bir şey değil yani. İlişki demeyin bana. Çok üzülüyorum ve kalbim ağrıyor. Ay canım benim ya, kıyamam. Ya böyle yaşanmaz abi, bırak Allah aşkına ya. Allah Allah, her gün ballı börek yenmez ki. Allah'ım yarabbim. Boş ver gitti nişanlın. Daha iyi oldu, hayırlısı oldu ya. Alçak. Adam ağlıyor burada, kadıncağız ölmüş. Aman ya, ölen öldü, kalan sağlar bizimdir. Şaka gibi ya. Şaka gibi yani, tamam İlk başta Sacit'e ben de pek ısınamamıştım. Sonra bir bak, taş gibi çocuk. Yani sağlam bir temeli var. Ne de olsa aile terbiyesi. Tabii tabii, sağlam, evet. Ay ne kadar kötü bir ses. Kim bu yahu? Selahattin Bey, eve mutlaka bir oksijen tüpü alır. Çok faydalı. Doğru, soracaktım tabii ya. Eve mi aldınız? Bazen küçük bir an için sevgi anlaşmak değil. Ay ne acayip çocuk bu. Akıl diyorum. Nereden bulmuşlar bunu böyle? Ama evlerde alarak. Ay ne bet ise yazık yazık. Ben şunun başından aşağı bir güzel peçete atayım ha Türkan. Sen bilirsin canım. Selahattin çok eğlenir böyle. Peçeteydi, gül yaprağıydı falan. Babacığım bence yapma. Öyle oğlum, karışma. Ama lüzumsuz masraf. Efendim eğleniyoruz burada. Hem çocuğa da jest olur. Babacığım yapma, gerçekten çok kro bir hareket ya. Oğlum sana karışma dedim. Baba. Ay bırak oğlum, eğlensin adamcağız. Nedensiz de sevdiğim, bazen küçük bir an için ömür bile bir ay. Yasin kalkalım biz. Yüreğim dayanmayacak ya. Sevgi anlaşmak değildir. Nedensiz de sevdiğim, bazen küçük bir an. Ne oluyor ya, ne yapıyor bu? Yolu belki istemiyor, sen otur yerine. Sevgi anlaşmak soracağım. Değildir. Nedensiz de sevdiğim. Ben ne kadar içtim? Yeteri kadar değil. Ne işin var burada? Anlatsam inanacak mısınız ki? Bana bak, misafirlerim var, karım var. Kimseye bir şey çaktırma. Bizi de rezil etme, şarkını söyle, içeri gir. Ne sen bizi tanıyorsun, ne de biz seni tanıyoruz. Bundan sonra Şahika'yı da hiç tanımıyorsun. Ne oldu Selahattin?
Suratı nasıldı birden? En zor olan bir terbiyesizlik bir mi yaptı tanımak yoksa? Yok bir şey yok. Hiçbirimizin bir hayatta olan, bir daha görmeyeceği bir olan, o yüzden canımı sıkacak değil. Hadi biz gidelim İrfan. Vallahi olmaz. Oturun lütfen, vallahi daralırım. Sevgi anlaşmak değildir. Neden siz de sevinir? Abi erkek poligamdır ya. Vallahi poligamdır yani. Bak bir çiçekle bir yaz geçmez. Beni felsefem bu. Biliyor musun ayısın? Bence de. Ay sinirlerim boşaldı ha şu anda. Özgeciğim omzuna biraz böyle yaslanabilir miyim? Çok finayım. Ay iyi misin? İyiyim. Ya dünyada bu kadar üzülmeye değecek bir kadın yok ya. Vallahi yok ya. Hepsi aynı ya. İki meme, iki bacak. Ne? Yalan. Ay ben şu anda benim arkadaşım olmandan utanıyorum. Hiç gülmedi Şükür, hiç yüzüm. Hiç gülmedi. İnşallah hayat boyu hiç kız arkadaşın olmaz. İnşallah. 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 Hiç tarzım değil, hiç istemez. Nasıl yani? Ya ben bir kızdan bir hafta sıkılıyorum ya. Vallahi sıkılıyorum. Ne yapayım, bunu baştan söyleyeyim ben size de. Ha ikinizden birisi bana niyetleniyorsa olabilir. Olabilir, bir hafta takılırım. Sakıncası yok değil mi? Ay ne diyor bu ya? Ay bilmiyorum aşkım ya. Bence senin evine gidelim. Omzumda biraz ağlamak istiyorum. Belki biraz öpüşürük de. Ha bak, ben de takılmak isteyen varsa bir hafta takılırım. Ayrıca şunu söyle. Bak istiyorsan Özge hemen gidelim. Hemen gidelim. Ana, Fatoş Hanım. Kız arkadaşı bunun. Ay bir de kız arkadaşı mı var? Hey aşkım, aşkım çok özür dilerim. Gerçekten düşündüğün gibi değil. Çok uzun hikaye. Anlatırım. Ay kesme, kes. Duydum her şeyi, duydum. Ay elim ayağım titriyor şu an. Ben bak. Ay lan ben serseri. Hanımefendi bunlar ama dün gece de burada başka kızlara yazıyorlardı. Ama Burhan değil tabii, yazık bu. Ne? Aşkım gözüm yandı, peçete ver. Beter ol hayvan. Aşkım ya lütfen. Aşkım baş. İlk kez surata pasta yapıştırma sahnesi görüyorum. Geç bile kalmışız. Göremiyorum. Göremiyorum. Allah'ım göremiyorum. Ya o kadar neşem yerinde ki uzun süredir görmedi ya. Ya Burhan abi peçete falan ver bana ya. Fatoş nerede? Ya ben bittim, hayatım kaydı benim ya. Ya inanmıyorum ya. İnanmıyorum ya. Uzun süredir ilk defa bu kadar çok gülüyorum yani. Ay çok neşeli. Ay Burhan. Nasılsın Burhan? İyi misin Burhan? İyi misin Burhan? Hasta olma Burhan. Daha yolun başındasın. Değişirsin diyorlar. Oysa sana çıkıyor bildiğim bütün yollar. Yıldönümün başındasın, değişirsin diyorlar. Sürpriz! Yıldönümünüz kutlu olsun amcacığım. Hoş geldin canım. Hoş geldin şarkı. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Bazen küçük bir an için ömür bile verilir. Sevgi anlaşmak değildir, neden siz de sevilir? Otursana Şahika. Bazen küçük bir an için. Şimdilik bu yaratığa tahammül etmek zorundayız. Ömür bile verilir. Merhaba. Merhaba. Ben Sacit Kral. Sacit mi? Of. O Sacit mi? Evet yenge. Dayı, yenge, sevgili misafirler ve herkes. Ben Şahika'yı seviyorum. Evet ama ama ben böyle biriyim yani. Ben buyum yani. Beş param yok. Efendim ben söyleyeyim. Kumar oynuyorum. Kavga ediyorum. İçki de içiyorum. İşte böyle saçma sapan maceralara da giriyorum. Hokkabazın tekiyim yani ben. Yakışıklı bile değilim yani. Bu saçma sapan işi de Şahika'ya adam gibi bir hediye almak için buldum. Gerçi herhalde bundan sonra değil Şahika'nın doğum gününde hiçbir zaman görüşemeyeceğiz. Öyle. Ama en azından gizlim saklım yok. Yani böyle bir vasfım var. Bitti mi? Bitti.
oturalım efendim izninizle. Vallahi çok teşekkür ederiz. İşte bu da böyle bir gece oldu. Fazlaca bir şey söylemeye gerek yok artık. Evet, sözüm bitti yer. Ümit abi, Şahika Koçarslanlı ve Sacit Kral için I Love You, I Love You'yu çalar mısın? Çünkü var ya, biz birbirimizi çok seviyoruz bebeğim. Ya da ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Duygularımı yazdım. Şahika, buraya gel. Yalnızlığımı, derdimi paylaştım kağıtla kalemle. Vay be, seni uğurlamak da varmış kaderde. Bembeyaz bir gelinlikle. Ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Bugün varım, yarın seni belki de görmem. Gelmeyin üstüme, gelmeyin, teselli isterim. Gelmeyin üstüme, gelmeyin, teselli isterim. Canımdan can koptu sanki gördüğüm o an. Bembeyaz bir gelinlik mi beni ağlatan? Bir mutluluk, bir yalnızlık nedir kutlanan? Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Ben bu gece ölmezsem bir daha ölmem. Burada bir şey konuşuyorum. Hiç bana bak. Ya aslında senin kafan. Ben tamam. Başladı. Sen nereden dedi, o dedi, biklediğimiz dedi. 3-5 şarkı söyleyeceksin. Jakon'un da Uludağ'da pardon. Bileğe kırılmış değil mi? Aa, değilse gelsek denesek ya, ne güzel olur ha. Abi sen... Seyirci yumuşatmak için 3-5 şarkı söyleyeceksin. Oldu yine. Kim güldü? En azından tekniği öğrenin değil mi? Hayır, şunu söylemek istiyorum. Mesel bir biserle kusku. Laksu geleyiz mi? Hayır. Benim her zaman en büyük avantajım benim kelime haznem, zekam ve hareketliliğim ve entelektüelliğim. Hay yalvarıyorum ışığımı kapma. Nereye ne yapıyorsun? Çalma. Çalma. Ya niye bacım ya? Ben anlamadım ki. Elimden geleni yapayım. Tanrı bildiğin. Niye bacım? Hiç bir lafları da bilmiyorum. Hiç ya. Kapapasına gitti. Vurdu gitti. Ben bırakıyorum abi. Yok yok. Vurdu gitti ne demek? Vurdu gitti. Ne oldu? Neyiniz var? İyi çabuk geldi. Ya panarleşme de. Elin işte gözünü... Nedir seni kabak koyduğa karşı insan evladım, canım evladım, insan zannım. Herkese böyle kafa göz dalıyor musun abi?
Karan al bir kamera. Niye bizim salak kızlar doğru dürüst bir zengin alıran bulamazlar? Ay! Ay affedersin. Ya ihtiyar bir siparomunu indi, ne yapıyorsun sen ya? Dedim ya! Bugün Selahattin Koç Aslanlı'yla Osmanlı Aslanlı çok arttı. Neyse bir çıkamadım canım.